Efendim sırada teknoloji dünyasından haberler var. Evet, Dijital TV, Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Eren telefon attığımızda her perşembe olduğu gibi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Teknoloji dünyası deyince biraz önce işte saat 14'e ilişkin haberleri şöyle bir internetten tararken çok hoş bir haber gördüm. Yarın Nasuh Mahruki'ye soracağım onu. Akut'un Muğla'da kurtardığı bir karettaya 3D yazıcıyla bir çene yapılmış ve bu çene Türkiye'de evet monte edilmiş. Olağanüstü ilgimi çekti. Şimdi sizle bağlanınca paylaşmak istedim. Yarın bunun üzerine de konuşacağız. Çok çok keyifli. Evet. Türkiye'de yapılmış olması, böyle bu şekilde bir karettanın kurtarılmış olması filan heyecan verici. Yani bunu haberleştirip aslında tüm dünyaya tanıtmak lazım. Değil mi? Aynı benzer haberle başlayacaktım ben de. Ah harika. Böyle bir haberle başlayacaktım. Şu an dünyada sosyal medyada en çok konuştuğum ve videosu viralleşen bir haber var. Meksika'da bir anne, ama bir anne. Hı hı. Yaklaşık 30 aylık hamile. Doktorları ona bir sürpriz yaptı. Karnındaki bebeğin yüzünü 3D yazıcıdan çıkardılar ve onu yaptılar. Tabii çok güzel. Ama eliyle hissederek çok onun güzel. Şeklini böyle bir çok enteresan çok güzel bir şey oldu ve bayağı konuşuluyor. Videoları da var. Hani merak edenler YouTube'da yazabilir, 3D anne diye yazabilir. Bu konuda şey bulabilirler. Bu tip şeyler olacak, yani hayatımızı mutlaka kolaylaştıran işler olacak. 3D mutlaka yazıcılar çok faydalı işlerde kullanılacak, özellikle sağlık alanında. Ayak seslerini şimdiden duyuyoruz. Böyle bir haberimiz var. İkinci haberimiz gene ilginç bir haber. Bu da şu an çok farklı olarak nitelendiriliyor. Büyük bir pizza markası, hepimizin bildiği emojiler, bu sosyal medya üzerinde veya WhatsApp'ta birbirimizle konuştuğumuz emojiler var ya, gülücük, kızgınlık işareti. O emojilerle sipariş alma dönemi başlattı. Bir web sitesine kayıt oluyorsunuz. Bu pizza markasını gönderdiği o formu dolduruyorsunuz ve size verdiği bir kodla pizza işaretli bir emoji göndererek evinize, iş yerinize, o kayıtta bıraktığınız adrese şey bırakabiliyorsunuz, sipariş alabiliyorsunuz. Ve etiketi de kolay sipariş. Etiket üzerinden siparişinizi verebiliyorsunuz. Yani firmalar bu konuda çok değişik çalışmalar yapıyor. Yani sadece bir emojiyle sipariş verebileceğiz. Çok şu güzel. An sadece Amerika'da, yakında da işte tüm Avrupa'da ve Türkiye'de de geçerli olacağını söylüyor. Göreceğiz bakalım ne kadar acaba başarılı olacaklar. Evet. Ülkemizden birkaç haber var. Bir tanesi 23-24 Mayıs'ta bizi dinleyen ebeveynler için Kadir Üniversitesi'nde çocuklar için bilişim zirvesi düzenleniyor. Nerede? Kadir Has Üniversitesi. Kadir Has'ta. Evet. İlk defa Türkiye'de ana teması teknoloji yapan çocuklar şeklinde oluyor. Katılımcı. Alo. Biraz seste kesilmeler olmaya başladı Bilal Bey. Şu an duyuyor musunuz? Evet, şu an duyuyorum. Evet. Tamam. Son cümleyi tekrar edelim. Kadir Has Üniversitesi'nde İstanbul'da 23-24 Mayıs'ta katılımı ücretsiz olduğu çocuklar için bilişim etkinliği düzenlenecek. Teknolojiye doğan çocuklar, yani teknoloji içinde doğan çocuklar temasıyla psikolojik, eğitim, teknoloji kullanımı gibi başlıklarla bir konferans var. Çok güzel. Bu konuda uzmanlar konuşacak. Dinleyicileri tavsiye ederiz. Gene sağlık alanında bir gelişme var. Biliyorsunuz Türkiye Gov.tr, Türkiye'nin tüm kurumlarının internet üzerinden hizmetler verdiği bir siteniz var. Devlet kapısı deniyor. Evet. Türkiye Gov.tr, 20 milyona yakın kullanıcısı var. Nisan ayında bir gelişme başlattı. Bunun duyurusunu da yapmıştı. Yavaş yavaş hizmetler çoğalıyor orada. En azından isimli bir hizmet. Bunun için de bugüne kadar gittiğimiz bütün tahliller, randevular, doktorlar, hastaneler, bütün işte aldığımız ilaçlar, reçeteler bu sistemde olacak ve bundan sonra gideceğiniz bir hastanede Allah korusun istemiyoruz ama başımıza gelebiliyor. Bütün bir doktoruya bir tuşla girecek ve bizim geçmişimizi, sağlık geçmişimizi, karnemizi orada görebilecek. Biz yanımızda işte biz darp içinde reçeteler, ilaçlar götürmemize gerek kalmayacak. Bütün geçmişimiz orada olacak. Tanılar, tedavi, reçete gibi. Biz de dolayısıyla girip daha önceki tahlillerimizi kendimizde görebileceğiz. Aynen, görebileceğiz. Şu an yayında TC kimlik numarası şifresi olan vatandaşlar buna kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Bence çok güzel bir çalışma.
Bir de tabii birçoğumuzun evlerinde dosyalar dolusu tahlil var değil mi? Yani aynen öyle. atamıyorsunuz, ne olur ne olmaz diyorsunuz, saklıyorsunuz. Evet, yani bir gün lazım olabilir, ihtiyaç olabilir diye. Dediğiniz gibi şimdi hepsi dijital ortamda olacak, hayatımıza büyük faydası olacağını düşünüyorum. Yine ülkemizden bir girişimcinin haberi var. Özellikle bu girişimi tabii Amerika'da olunca Silikon Vadisi daha çok dikkat çekti. En değerli 3 girişimden biri sayıldı ve ödül aldı. Eren Bali isimli bir girişimci arkadaş. Malatya'da yola çıkmış. Türkiye'de bu işleri yapamayınca Amerika'ya gitmiş ve orada yaptığı işin de kıymeti ve kısmetiyle diyelim. Udemy diye bir şirket kuruyor ve online eğitim çevrimiçi eğitim hizmetleri sunan bir site açıyor. Çeşitli kategoriler var ve orada uzmanlığınıza göre, uzmanlıklara göre eğitimleri alabiliyorsunuz. 7 milyon kullanıcısı var. Benim en iyi yükselen şirket ödülü aldı. Bu da bizim göğsümüzü kabarttı. Orada da hani istenince bu işler hep tartışıyoruz ya, Türkiye'den burada büyük şirketler çıkar. Çıkıyor gerçekten. Ama da çıkıyor olsun. O belki aynı çalışmalar burada da yapılacak ve dünyaya ismimizi duyuracağız. Bir adımdır bu. Öyle değil düşünüyorum. Mi? Bir virüs uyarısı var. Akıllı telefon sahipleri için. İsmi Ransomware diye bir virüs. İngiltere kaynaklı. Akıllı telefon ve tabletimize bulaşıyor. Ekranı kilitliyor ve bu ekranı kilitlemek için bir kod alınması için para istiyor. Şu an İngiltere'de bayağı mağduru var bunun. Telefonu kilitliyor ve... Yani resmen fidye istiyor sizden. Evet, bir anlamda. Fidye istiyor. Aynen öyle. Ve bu web sitesinden ciddi bir rakam, 500 lira gibi bir rakam, işte bunu haberde böyle geçiyor. Bu parayı yatıranlara bir kod gönderiyor ve kodla telefonumuzu veya tabletimizi açıyoruz. Bunun için mutlaka hem iOS ve Android, hem Windows olsun, işletim sistemleri için söylüyorum. Ücretsiz veya çok cüzi ücretli antivirüs yazılımları var. Bana bir şey olmaz, bana bulaşmaz demesin. Çünkü özellikle oyunlardan çok virüs bulaşıyor. Mail'lerden bulaşabiliyor. Tablet ve telefonumuzdan açıyorsak. Özellikle Android daha buna müsait. iOS biraz daha zor bulaşıyor ama ikisi için de kullanıcılarımız, dinleyicilerimiz bu konuda bir virüs programı edinip buna dikkat etmesi lazım. Çünkü her şeyimiz bunda oluyor. Peki akıllı telefonlarda çeşitli virüs programları var. Bunların herhangi biri bizi koruyor mu? Yoksa bilgisayarlarda da vardır mesela. Yeni bir virüs çıkar, o duvarları aşı verir filan. Yani şöyle, evet, dediğiniz olasılık mevcut ama o virüs firmaları, yani uygulamalar hep devamlı kendileri güncelleyerek bu yeni virüslere karşı kendileri güncelliyorlar. Ben bir araştırma yaptım. Bu virüsle alakalı şu an iki tane uygulama var, antivirüs uygulaması. Onu indirebilirler. Hatta etiket olarak bu virüsü yazarlarsa ona hemen öneri olarak geliyor marketlerde. Tavsiye ederim ama en önemli belki şey burada yapılması gereken yedeklemektir. Her şeyi her an, mesela her gün, iki günde bir haftada bir telefon kayıtlarımızı, e-maillerimizi, telefonumuzdaki her şeyi yedekleyelim bilgisayarımıza veya başka mecralara. En önemli şey bence bu, yedeklemek. Yarınki programımızda da haber verip nokta koymak istiyorum izninizle. Yarın TRT Radyo Dijital Hayat'ta saat 15'te canlı yayında akıllı belediyecilik zirvesi var şu an Bursa'da. Onu konuşacağız genel sekreteriyle. Belediyelerin vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hangi teknolojileri kullanması gerekir? Bunun üzerine bir zirve var. İşte trafik ışıklarından faturaların telefonumuza SMS olarak gelmesi veya bir sokağa kapatılıp ne zaman kapatılmayacağını bize önceden haber verilmesi gibi şeyleri içeren akıllı belediyecilik uygulamaları konuşuluyor. Bunları yarın programımızda konuşacağız. İyi dinleyiciler bize katılabilir. Bu haftalık şeylerimiz, bunlar, haberlerimiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Merci.